Ama istatistik olarak erkeklerin çoğu erkek, kadınların çoğu da dişi beyin yapısına sahip. Ne demek bu? Sol taraf biraz daha kuvvetli hanımlarda, erkeklerde bir tık zayıf. Bir de işlevsel olarak bir minik fark var. Bunu hepiniz günlük hayatınızda yaşamışsınızdır. Az önce dedim ya çok tilki geziyor diye. Bizim daha evvelki bölümlerimizde bu aylaklık boş durma falan işlerinde bahsederken bir şebekeden bahsettik beynimizde. Hatırlayacaksınız onu herkes çok sevdi. Hatta oradaki klipler internette çok paylaşıldı. Sinan Hoca diyor ki yatın yuvarlanın bir şey yapmayın. Onu demek istememiştim aslında ama beyin boş durduğunda hiçbir şey yapmadığında bir işe konsantre olmadığında özel bir faaliyete geçiyor. Buna default mode network ya da varsayılan durum şebekesi adını veriyoruz. İlginç bir şey bu. Normalde çözemediğiniz sorunları hiçbir şeye odaklanmazken çözebilmenizi sağlıyor. Fakat bir kadınla bir erkeği beyin tarama cihazlarına koyup da default mod network durumuna yani hiçbir şey yapmayacak bir duruma geçirirseniz öyle boş boş dururlarsa o cihazın içinde aktiviteler çok farklı. Çok acayip. Erkek beyninde neredeyse elektrikler kesik. 2 üç yer çalışıyor hayatta. Problemi. Kadın beyninde festival var. İçerisi oho çay partisi. Orası burası orası burası devamlı bir hikaye. Şimdi bu neyi gösteriyor? Varsayılan durumağımız, yani hiçbir şey yapmadığımız durumdaki beyin çalışmamız çok farklı. Erkekler durduğu zaman hakikaten duruyor. Duruyor standby konumunda. Bir emir gelene kadar, bir uyaran çarpana kadar oradan çıkmıyor ve bir şey olmuyor. Ama belki biliyorsunuzdur depresyon hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla gözüküyor. Bunun temel sebebi ne? Depresyonu bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Tekrarlayan düşüncelerin etkisinden çıkamamak. Erkek beyinde pek öyle donanım yok. Yani çok fazla düşünce tekrar etmiyor. Sadece maçı kaçırmayayım, maçı kaçırmayayım, maçı kaçırmayayım. Belki bu olabilir. Ama o bana böyle niye etti, o bunu ne dedi, ne demek istedi, dün bu olmuştu, yarın bu olursa ne yapacağız tarzında kompleks çalışma sistemi insanı bir süre sonra stresli düşünce döngülerine sokmaya daha teşne olabiliyor hanımlarda. Dolayısıyla bu konu mesela onun bir açıklaması olarak. Peki kadınlara eziyet olsun diye böyle bir sistem verilmiş ya da erkekler aç kapa sahip? O anlama mı geliyor? Hayır. Yine tabiatta fiziksel olarak aşırı aktiviteden yorulup dinlenme noktasında zihni tamamen kapatarak, tamamen dünyayla iletişim keserek bir sonraki partiye hazırlanacak olan avcının belki böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ama dişi insan organizması yani kadın dediğimiz organizmanın işi çok daha ağır vahşi doğa koşullarında her an devamlı teyakkuzda olmalı. Her an yönetmeli, kaynağı yönetmeli, insanları yönetmeli, işte küçük çocukları hayatta tutmalı, bir şey bir şey bir şey. O yüzden kadının zihinsel rolü biraz ağırlaştırılmış gibi duruyor. Ama bugünün dünyasında aynı işlere gidiyoruz. Aynı taşıtlara biniyoruz. Aynı trafikte seyrediyoruz. Aynı ortamlarda aynı şeyleri yapıyoruz ve dolayısıyla bu farklılıkları nasıl yöneteceğimizi çok iyi bilmiyoruz. Benim önerim kendi mikro hayatımızda, mesela eşimizle, dostumuzla, sevgilimizle, ilişkimizde, çocuğumuzla olan ilişkide, iş yerimizdeki arkadaşlarımızla olan ilişkilerde bu biyolojik bilgileri önce öğrenelim, sonra paylaşalım. Üzerine muhabbet edelim, belki enteresan çözümlere yol açabilecek bir başlangıç noktası oluşturur. Yoksa daha böyle erkek kadın beyni konusunda bile standartları oturtamamışken nasıl kanun çıkarayım da herkese tek tip bir şey yapayım? Bu çok fazla kolaycılık olur.